bunun 500 bini düğünle sonuçlanıyor. Bu 500 bin çift ortalama 250 konukla düğünler yapıyor. Ve sektörü yaklaşık 60 ile 80 milyar TL arasında bir sektör haline getiriyor. Ama bu kadar değil, konuklar da var. İşte bu konuklar üçte biri bir şehirden daha başka bir şehre gidiyor. Orada otelde kalıyor, uçağa biniyor, lokantada yemek yiyor. Ve bu insanların harcadıkları parayla birlikte 120 milyar TL, %120 milyar TL arasında büyüklüğü olan bir sektör olarak düşünüyoruz düğün sektörü. Bu da yaz aylarında özellikle bu sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden bir tanesi haline geliyor. 100 bin tane işletme düğün sektörüne hizmet ediyor. Aynı şekilde Türkiye'de satılan beyaz eşyanın üçte biri bu çiftler tarafından alınıyor. Mobilyaların belli bir kısmı bu çiftler tarafından alınıyor. Yani diğer sektörleri de çok besleyen bir sektör. Bu senede evlenmeyin gibi bir şey yok. Zaten hayatları da bir defa ediyor. Yani öyle bir bakış açısı olamaz. Eğer o çift o düğün yapmazsa kültürel olarak Türkiye'de yani maalesef demeyeceğim böyle bir gerçek var ve bunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Türk kültürü yani bizim Anadolu kültürümüzün içerisinde var olan bir süreç olarak görüyorlar ve bu etkinliği yapmazlarsa hayatlarında onlar için bir eksiklik olacaktır. Ve o eksikliğin içerisine gelin ne damadın girmesini kimse istemez.